Evet sevgili takipçilerim, bugün sizinle çok güzel bir tavuk deneyeceğiz. Bunun için önce bir terbiyeleme malzemesini koyacağım. Biraz salça koydum. Birazcık biber salçası, bir yemek kaşığı yoğurdum var. 2 çay kaşığı pul biber. Kekiğim var. Ben böyle bütün kekik almayı seviyorum. Kokusu daha çok yayıyor. İki çay kaşığı tuzum var. Soğanım, sarımsağım. Sıvı yağ. Şimdi eldivenimi takıp bunu bir güzel karıştıracağım. Ve olmazsa olmazıymış kek tenceresi. Tavuğumuzu şunun içine yerleştirip sebzeleri kenarlarına dizip fırını öyle vereceğiz. Biraz patates, havuç, bezelye, birkaç tane domates, birkaç tane biber. Yanına sığdığı kadar eşyayı koyacağız. Ben şimdi tavuğu terbiyeleyeceğim. Yıkadım bir güzel. Yıkansın bakayım. Böyle iyice. Şimdi bunu böyle biraz 1 saat 2 saat kadar zamanınız varsa dinlendirin. Ben de öyle yapacağım. Kalan harcın içine de şunu bir değiştireyim. Biraz daha yağ koyup sebzelerimi haşlayayım. Karıştıracağım. Patatesi şöyle içine atıyorum. Yanına da güzel bir pirinç çorbası, pirinç pilavı yaparız. Bir de bir çorba yaptık mı? Menümüz tamam. İsteyen yanına cacık da yapabilir tabii. Bunları yanına süsleyeceğiz. Şimdilik harcımız bu kadar. Böyle bir kek tencereniz varsa bunu böyle güzelce yağladım. Bu arada bunu fırına atarken fırının içine alt tabanına tepside su koyacağız ki tavuk kurumadan güzelce pişsin. Şu tavuğumuzu aldık. Şöyle. Şöyle oturttuk güzel. Akıllı usta otursun bakalım. Böyle altına patatesini yayalım. Yani
davet yemeklerinde falan bence çok güzel olur. Bunun akan yağı, bu patatesi, havucu pişirecek. Şöyle havucunu sereyim etrafa. İri iri doğradım çünkü yemek istemeyen varsa havucu rahat yesin diye. Şöyle aralarına domates attım. İsteğe bağlı biber koyabilirsiniz. Benim vardı. Koyuyorum. Ve tabii ki bezelyesi. Evet, şimdi ben bunu biraz böyle demlendireceğim. Yemeğe yakın zaten. 1-1,5 saatte fırında pişecek. Evet takipçilerim, tavuğum 1-2 saat dinlendi. Sabahtan beri dinleniyor. Tepsiye su koydum. Altına indirdim. Tavuğu yerleştirdim. 200 dereceye ayarladım. Sonra 180'e düşüreceğim. Altı üstü turbo sisteminde koyduk. Bakalım kaç saatte tavuğumuz pişecek. Evet. Gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Evet. Tavuğu gördüğünüz gibi tam 1,5 saatte kısık ateşte pişti. Böyle yağ bunun içine aktı. Sebzelerin içinde. Görüntü çok güzel. Umarım tadı da beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Kanalıma da abone olursunuz. Herkese afiyet olsun.